Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nişan için geldiniz. Evet. Tamam. Buyurun. Nişan yüzükleriniz takılsın. İkinize karşılıklı ayağı alayım. Yüzükleri alabilirsiniz. Birbirinize takabilirsiniz. Bu çok soğuk bir tören oldu ama. Çünkü öyle. Neden? Çünkü sen ekip arkadaşlarımdan birini sinirden ağlatırsan benim de hiçbir şeye moralim olmaz. Yani. İsterseniz çıkalım biz. Vallahi çıkabilirsin Alev yani. Buradaki gelenlere kök söktüreceksiniz. Bir haftadır çocuk oyuncağı gibi. Lütfen yani buradaki hiç kimse sizin köleniz değil. Buradaki hiç kimse sizin köleniz değil. Seni çok seviyordum ama bir adamı buldun. Bir haftadır burnumuzdan getiriyorsun Alev. Benim ekip arkadaşlarımdan birini sen hüngür hüngür ağla. Kızartır sinirinizi geçiriyor içeride ya. Yok onu giymem, bunu giymem, öyle olsun, böyle olsun. Sence bunu hak ediyor muyum? Sence hak ediyor muyum? Biz seni sevmedik mi? Sana bir kusurumuz oldu mu? Sana biri burada saygısızlık yaptı mı? Yapma Allah'ın aşkına. Sen burada ekibimden birini sinirden ağlatıyorsun. Bir haftadır geldim gelmedim, yaptım ettim, gittim geldim. Kahramanmaraş'tayım, oradayım buradayım. Yapma Allah aşkına ya. Kız içeride hüngür hüngür ağlıyor sinirden. Sonra da ben ya İbrahim'le bizim kimseye sinir ettiğimiz falan yok. Tamamıyla bir yanlış anlaşılma bu. Ya yapma Alev. Kesinlikle. En son kıyafet krizi çıkmış yukarıda. Bak benim bile sinirden ellerim titriyor. Kulağınıza fısıldayacağım. Ya kulağına fısılda... Defoluydu. Yani bir şey söyleyeyim mi? Defolu da olur, o da olur, kenarı da bir şey olur. Bu kadar mutsuzluk... Böyle yaparsan... özel bir günde... Abiciğim özel bir gün... olmayan bir kıyafeti giyemezdim. Ama bir şey söyleyeyim mi? O özel kıyafeti de sen ayarlarsın. Affedersin, başka bir şey söyleyeceğim yani, şimdi. Yani ayarlayamama durumunu da burada açıklamak istemiyorum. Çünkü o özel bir durum kendi aramızda. Yapmayın aramı. Allah aşkına ya. Ben de sizi birini çok seviyorum. Ama bak, insanlara bu kadar kötü muamele yapmaya hakkınız yok sizin arkadaşlar. Lütfen. Esra abla biz de sizi çok seviyoruz. Ya sevmiyorsun Ali. Ben seni çok seviyorum. Sevmiyorsun demek neden, ki. Neden? Sevmiyorsun demek ki. Bence ön yargılı davranıyorsun. Hayır ön yargılı davranmıyorum. Ben seni geçen seneden beri tanıyorum. Esra abla ön yargılısın bana karşı. Abicim. Neyin içinde olduğumu bilmiyorsun. Neyle uğraştığımı bilmiyorsun. Ya, ne yaşadığımı Alev, bilmiyorsun. Allah aşkına bir gerçekten. Öyleydi bir öyleydi. Hayır dışarıdan bakıyorsun şu an bir şeylere. Ya dışarıdan... Dışarıdan hani, dünyanın en dertli insanı da olsan birilerini kırmaya, üzmeye, incitmeye değer mi? Bilinçli değildi. Hani ben kimseyi bilinçli üzmem biliyorsun. Onun bir nedeni vardı, onun bir açıklaması vardı. Ve ben arkadaşlarımızdan birini üzdüysem affola yani. Özür diliyorum ben buradan. Yapma Allah'ın aşkına ya. Ve ben de bizim yani, için, bizim için çok kıymetlisin biliyorsun. Herkes saygı, yani buraya gelen herkese saygı gösterildikçe sanki affedersin onları bir eziyorlar. Onları ezdikçe de benim cinlerim tepeme çıkıyor. Esra abla bizim kimseyi ezdiğimiz falan yok. Durum yani. Yanlış anlaşılmadan ibaret. Neden ezmeye ya çalışalım? Peki, birini... Neden öyle bir çaba içine girelim ki? Neden bir insanı bilinçli üzelim? Böyle vallahi bir şey bilmiyorum. Yapabileceğimi düşünüyor musun? Bir haftadır Pınar'la konuşuyor musun? Kesinlikle öyle. Nazlı'yla konuşuyor musun? Evet. Aslı'yla konuşuyor evet, musun? Evet Esra. İki hafta öncedir geldin, gittin, yaptım, ettim, yüzük, müzük davası var mı? O gün çıktın, bugün çıktın. Bazı nedenlerden dolayı. Çocuk oyuncağına döndü mü? Esra abla bazı nedenlerden çocuk oyuncağına döndü mü? Döndü. Çocuk oyuncağı derken kendimizi ayarlayamadık biz bazı sebeplerden dolayı. Hani kendimizi ayarlayamadık anlatabiliyor muyum? Peki Alev yani ben şu anda çok mutsuzum. Gerçekten çok mutsuzum. Ben seni buradan nasıl uğurladım? Gerçekten çok mutsuzum. Ama bana mal etmeyin lütfen bu durumu. Bak birini sevebilirsin, biriyle evlenebilirsin. Dünyanın en mutlu insanı sen ol değil mi? Ama ne olur buraya gelenler artık benim burama kadar geliyor. Birini bulduktan sonra bize de sırt çevirmeyin kardeşim ya. Esra'cığım eğer mevcudiyet benim... olan kıyafet beğenilmediyse çözümü vardı ne? Gidip alabilirdi. Getir yüzükleri takalım. Getir yüzükleri takalım. Ya ağlayın. Ya Alevciğim ben de seni çok seviyorum ama seni seviyor biraz da seni seviyor olmamız buradaki hiç kimseye kötü davranmanızı gerektirmiyor. Kafes yapmanızı gerektirmiyor. İnan bana bilinçli yapılmış bir şey yok. O zaman şöyle yapalım mı? Birazcık dinlenelim biraz sonra nişanı yapalım. Peki. Tamam peki, mı? Peki. Gel buradan.
İsmail abinin karar anı